Ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen yayın organı Defans, Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak haberini yaptı. Arda Güler yeniden Süper Lig'e. İspanyollar Arda Güler'in bir türlü oynamaya hazır olmamasını eleştirerek transferi gerçekleştiren Florentino Perez'e baskı yaptılar. Real Madrid başkanı tarafından örtbas edilmeye çalışılan son fiyasko Arda Güler haberi yapıldı. İspanyol Defense Central Arda Güler ile ilgili Arda Güler'in Ocak ayında ayrılma teklifi var. Real Madrid genç oyuncu için Fenerbahçe'den bir teklif aldı. Oyuncuyu kiralık olarak geri getirmek istiyor Türkler. Fenerbahçeliler oyuncuyu kiralık olarak geri getirmek istiyorlar. Kadrolarında onun gibi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Genç yıldızın %100'üne ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek. Sarı lacivertliler Arda Güler'in maaşını karşılamayı ve 1 milyon euro civarında da bir kiralama ücreti teklif ettiği iddia edildi. Ne dersiniz? Arda'yı yeniden Fenerbahçe formasıyla görmek iyi olacak mıdır? Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi Bright Osayi Samuel ile masaya oturuyor. Sarı lacivertli yönetim son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde. Doğru karar. İsmail Kartal ile birlikte performansını daha da arttırdığına inanılan oyuncunun takımın önemli parçası olarak devam etmesini isteyen yönetim Osayi'nin 600 bin euro olan maaşına da zam yapacak. Jesus döneminde ayrılığın kıyısına gelen Nijeryalı sağ bek bu sezon idmanlardaki pozitif enerjisini sahaya da yansıtıp takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sözleşme uzatmak için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi devre arasında 3 yıllık yeni kontrat ile işi bitirmeyi hedefliyor. Fransa Ligi'nden Rennes'in yakından takip ettiği oyuncu için temasa geçmesi beklenilirken Fenerbahçe ise bu tekliften önce imzayı attırıp Osayi'nin kafasının karışmasına engel olacak. Çok doğru bir hamle olur. Osayi uzun yıllar Fenerbahçe'de olmalı. Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi Bright Osayi Samuel ile masaya oturuyor. Sarı lacivertli yönetim son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde. Doğru karar. İsmail Kartal ile birlikte performansını daha da arttırdığına inanılan oyuncunun takımın önemli parçası olarak devam etmesini isteyen yönetim Osayi'nin 600 bin euro olan maaşına da zam yapacak. Jesus döneminde ayrılığın kıyısına gelen Nijeryalı sağ bek bu sezon idmanlardaki pozitif enerjisini sahaya da yansıtıp takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve 2 gol ve oynadığı maçlarda da 2 gol birden kaydetti. Sözleşme uzatmak için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi devre arasında 3 yıllık yeni kontrat ile işi bitirmeyi hedefliyor. Fransa Ligi'nden Rennes'in yakından takip ettiği oyuncu için temasa geçmesi beklenilirken Fenerbahçe ise bu tekliften önce imzayı attırıp Osayi'nin kafasının karışmasına engel olacak. Çok doğru bir hamle olur. Osayi uzun yıllar Fenerbahçe'de olmalı.